gerizekalı ya. Ya tamam hadi artık. Ya nesi yeter? Ha? Yani çocuk bildiğin psikopat, babamı öldürmeye çalışıyor, seni kaçırıyor. Tamam haklısın. Ama uzatmayalım işte. Daha kötü olacak diye korkuyorum ben, lütfen. Öldüreceğim ben onu. Sen gerçekten babanın yerine beni kurtarmaya mı geldin? Başka ihtimal var mıydı? Beni kaybetmek istemedin yani. Ya bak. Bakımlısın tamam mı? Hep seni düşünüyorum. Mutlu olurken seni düşünüyorum. Üzgünken seni düşünüyorum. Bir şeyleri seninle paylaşmak istiyorum. Yani sence bu ne? Hiç olmaması gereken bir şey bence. Ama... bence arkadaş olabiliriz. Arkadaş. İki arkadaş işte ne bileyim yani kavga etmemize gerek yok. Ama belli ki birbirimizi yok sayamıyoruz da. Yani en azından ben bunu yapamıyorum ve istemiyorum. Anne. Tamam işte. Sence bunu becerebilir misin? Bence becerebilirim. Sen kendine sor. Sen becerebilecek misin? Yani... Çocuk oyuncağı yani. Yani diyelim bir kızla tanıştım. Kızı çok sevdim. Kız arkadaşım oldu. Sonra kız arkadaşımı tanıştırmak istedim. Hayır, niye konu hemen ilk böyle kız arkadaş konusuna geliyor? Yok sadece şey anlamaya çalışıyorum yani sınırları anlamaya çalışıyorum. Yani başka peki tamam. Diyelim... Tamam çok normal tamam. Hiçbir şey de demeyelim. Biz arkadaşız uzatmayalım Kerem. Şah. Anlaştık mı? Şah. Peki o zaman... Diyelim benim... Tamam Kerem, uzatmayalım dedim. Arkadaşız. Peki tamam o zaman. O zaman arkadaşım görüşürüz. Bir dakika. Sınırlarımız olsun. Sınırlarımız olsun çünkü belli ki yakın olmak da yaramıyor bize. Bir mesafemiz olsun bence iyi o. Değil mi? Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Sınırlar. Psst. Kendine iyi bak arkadaşım. Sen de dikkatli kullan arkadaşım. Her zaman. Sınırlar. İyi misin? Küçük bir çizik sadece. Yapacaktın yani bunu gerçekten. Bazen gerçekten inanamıyorum sana. Sırf o mesajı atayım diye yapacaktın yani. Eğer sen bu mesajı atmasaydın ben seni kaybedecektim. Seni kaybetmek istemiyorum. Çok mu seviyorsun beni? Çok seviyorum ben seni. Hatta o kadar çok seviyorum ki. Annemin yanına bile gitmek istemiyorum. Hep seninle kalmak istiyorum. Gitme o zaman. Ne yapalım peki? Burada annen, sen, ben, Begüm. Büyük bir aile mi olalım? Hı? Hayır. Sadece sen ve ben. Beraber yaşayalım. Bir ev tutalım. Ne dersin?
Melda geldi bugün. Melda ile konuştum. Aa. Sen şimdi mi söylüyorsun peki bunu bana? Yani zaten öyle çok duymak isteyeceğim bir şey değil. Moda evini devrediyormuş. Yapma ya. Vallahi. Vay, çok üzüldüm ya gerçekten. Sorma yani. Ben de en azından hani çalışacak bir kapım var diye düşünüyordum. Ne olur canım, orası olmaz. Başka yer olur yani. Ya o değil de... ne dedi biliyor musun? Sen devralsana burayı dedi. Böyle çok param falan var zannediyor herhalde beni. Peki ister miydin? Yani paran olsa orayı devralmak falan ister miydin? İsterdim yani. Çok güzel olurdu çünkü hani büyüyebilecek bir iş. İsterdim tabii, niye istemeyeyim? Zaten bazen şey derdim böyle dükkanda, hani keşke burası benim olsaydı ya falan derdim. Neyse, ne yapalım canım. Hayırdır Ufuk? İyi akşamlar Kerem Bey. O da annemi mi bekliyorsun? Ya öyle oturuyordum. Oğlum eve gitsene. Biraz canım sıkkındı. Öyle oturup kalmışım. Birazdan giderim Kerem Bey. Anlat bakalım. Kerem Bey ben... Ya Ufuk, hep sen mi benim derdimi dinleyeceksin? Anlat. Ne bu? Nişanlımın gelinliği. Üç gün sonra düğünümüz vardı. Hatırlıyorum, davetiye vermiştin. Evet ama iptal. Nişanlım beni terk etti. Gelinliği de bu hale getiren kendisi. Ay, kötüymüş. Ay, ne oldu lan? Vallahi bir şey yapmadım Kerem Bey. Ufuk. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Annemin eski çalıştığı evdeki kız Ayşegül. Böyle zengin, şımarık bir tip. Yok, sizin gibi değil yani. Tamam, neyse devam et. Neyse, bu kafayı takmıştı bana. Hep benle uğraşırdı. Devamlı peşimdeydi. Ufuk, gerçekten biliyordum. Biliyordum sen az değilsin. Kerem Bey, bir kere bile yüz vermedim. Tabii. Yani sırf beni sinir etmek için nişanlım Hülya'nın... kuaför salonuna gidip manikürünü ona yaptırmaya başlamış. Hadi be. Gerçekten. Ay. Neyse. Geçen zaten Hülya bunu öğrenince... bir kriz yaşadık. Ama anlattım, aramızı düzelttim. Ama geçen akşam evde oturuyorum. Bir baktım telefon çalıyor, arayan bu. İşte. Baktım sarhoş. Yani... yok taksi bulamadım. Beni eve bırakır mısın? Yani yok filan dedim. O kadar ısrar etti ki dayanamadım gittim. Evine bıraktım. Sonra bir de benim boynuma sarıldı. Bir de selfie çekti gitti. Tamam da yani. Ne var bunda? Sen tut fotoğrafı Hülya'ya gönder. Vay tam yani. Aynen öyle Kerem Bey. İşte. Tamam da bak Ufuk. Yani selfie çekmek var. Bir de selfie çekmek var. Ne yaptınız? Vallahi bir şey yapmadık Kerem Bey. Aynı anlattığım gibi yani. Fotoğraf var mı hala? Tabii. Göster. Buyurun. Sen dalga mı geçiyorsun? Burada basbayağı gülüyorsun. Kerem Bey, yemin ediyorum... yani gülmezsen dedi zorla gülmezsen. Yani tamam, bak bunu... gülmemen lazım. Yani Hülya'ya hak veriyorum, şu an güldün. Zaten ne geldiyse başıma bu hep iyi niyetimden geldi. Ya deme öyle. Bak, şöyle yapacağız. Bizim boş oda var ya aşağıda. Evet Kerem Bey. Sen bu akşam bizde kalıyorsun, orada yat.
Ben buna bir el koyacağım. Bu işi halledeceğiz. Yarın uyan. Dediğim gibi hallolacak. Gerçekten mi? Ufuk. Benim adım Kerem Sayar. Sana söz veriyorum. Bu işi hallediyoruz. 3 gün içinde evleniyorsun. Allah razı olsun Kerem Bey. Çok teşekkür ederim. Benim önemli değil. Hadi. Tamam. Var ya Ufuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.